Merhabalar tatlı güzel ruhlar. Nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Bugün güzel bir aşk okuması yapalım istedim. Ve aşk kartlarımı aldım. Bir de yardımcı destem var. Duruma göre kullanacağım ya da kullanmayacağım. Henüz karar vermedim. Evet. Şimdi dileklerinizi, niyetlerinizi, sorularınızı içinizden geçirebilirsiniz. Eğer özel bir kişiyle ilgili mesajlar almak istiyorsanız bu kişiye de odaklanabilirsiniz. Şimdi siz odaklanırken, enerjinizi buraya akıtırken ben de kartlarımı kolektif niyetini açmak istiyorum. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Bu kart bir gelmek istedi. Evet. Şöyle yapmak geçti içimden. Ya da şöyle aşağıya doğru yapayım. Kartları buraya alayım. Evet. Şimdi size karşı önce biraz böyle ilgisini belli etmiş. Belki biraz daha yüzeysel yaklaşmış. Flörtleşmeler yaşadığınız. İlk başta belki kendisinin de çok derin bakmadığı bir kişi var. Yani size böyle yaklaşmış fakat hiç beklemediği bir şekilde size vurulmuş bir kişi var burada. Yani o hayallerindeki kişi olduğunuzu aslında sizi biraz tanıdıktan sonra fark etmiş. Burada belki çok böyle ilk görüşte aşk ya da hani görür görmez evet bu benim evleneceğim kişi tarzı bir şey ya da bu aradığım kişi tarzı bir şey dememiş ama sizden evet çok etkilenmiş fakat sizi tanıdıkça size tam anlamıyla düşmüş bir kişi görüyorum arkadaşlar. Hani bu düşmek kelimesini yeni kullanmaya başladım ama tabii şey de deriz ya aşka düşmek. Bayağı size düşmüş bu kişi yani. Ve burada hislerini çok derinleştirdiğini görüyorum. Ama nasıl biliyor musunuz? Biraz da böyle farkında olmadan ilerlemiş bir şeyler. Yani daha böyle sığ bakarken, daha böyle flörtleşmeler, kurulaşmalar yaşanırken bir anda bu kişi kendisini size aşık olmuş bir şekilde hissetmiş arkadaşlar. Ve aslında burada duygularınızın hemen hemen karşılıklı, hemen hemen eşit olduğunu gösteriyor kartlar. Ve şu anki güncel durumunuz nasıl bilmiyorum ama daha fazlasını istiyor diyecektim. Daha fazlasını istiyor bu kişi sizden. Yani sizin için bu kişi kendisini geliştirmeye, değiştirmeye, daha iyi bir kişi olmaya hazır. Yani siz ne istiyorsanız ona hazır gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir ayrılık yaşıyorsanız, eğer ondan istediğiniz, hani böyle değişmesini istediğiniz şeyler varsa, burada bu kişi kendisini değiştirecektir. Yani çevresinde sevmediğiniz biri varsa çevresinden o kişiyi atacak ya. O kadar yoğun bir derecede size bir ilgi, alaka var ki burada bakın tılsım onlusu bu kart ve inanılmaz derecede bir sizinle birlikte olma arzusu, aşıklar geldi, ruh bağlantısı ve bu tabii ki de evliliği simgeler, beraberliği simgeler, o ilişkideki o aile yapısını simgeler. Bir güç kartı geldi. İçsel güç. Çok çok güçlü kartlar. Burada da bir araba kartım var. Onun dışında bir kupa kralımız geldi. Yani şöyle görüyorum. İçimden bir şey söylemek geçiyor ama bir bekleyeceğim. Bununla ilgili bir kart gelecek. Bakın evet geldi. Şimdi bu kişi size eğer ittiyse bu kişi size itmiş olabilir. Bu kişiyle şu anda ayrı da olabilirsiniz. Bir şekilde yollarınız
kesilmiş olabilir yani. Birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Hatta bunu karşı taraf kendisi bilerek yapmış olabilir ve buna anlam verememiş olabilirsiniz. Hatta şu anda beni dinlerken ya işte sen ne anlatıyorsun, biz şu anda ayrıyız prenses diyor olabilirsiniz ama evet böyle şeyler yapmış. Bunu hissettim zaten. Ve burada diyor ki yani bir uzaklaş, geri git, geri bas diyor. Benden uzak dur diyor. Burada bu enerji var. Fakat yani bu kişi alev alev yanıyor arkadaşlar. Yani burada çok yoğun hisler var. Çok yoğun bir durum var. Yani böyle çok tutkulu da görüyorum bu kişiyi. Ama aynı zamanda böyle arada kalmış gibi de böyle bir ikilik de var gibi. Burada işte belki sizinle anlaşamayan ya da sizi istemeyen ya da sizinle anlaşamadığınız onun çevresinden birisi olabilir. Bu kişinin birazcık etkisi altında kalmış olabilir. Fakat merak etmeyin çünkü burada partneriniz bir şeyleri farkına varmış. Ve çevresinden insanları da temizlemek istiyor. Sizin istediğiniz şekilde bir hale de gelmek istiyor. Bu kişiyle tekrardan birleşiminiz olacak. Tekrardan bir araya gelme durumunuz olacak. Ve bu sefer daha ciddi, daha bir şeyleri bilerek ve ne istediğini bilerek gelecek bu kişi size. Ve burada aslında dersimi aldım diyecek. Ben öğreneceğimi öğrendim, dersimi aldım ve senden başkasıyla olmak istemiyorum. Tamamıyla sana aidim ve sana gelmek istiyorum diyerek bu kişi sizin ayağınıza kendisi tıpış tıpış gelecek. Bir önceki açılımı izlediniz mi? Aslında bu açılımların hepsi birbirine bir şekilde bağlı. Ve orada şunu söylemiştim. Olumlama cümlesi olarak koşa koşa bana geliyorsun. Ve buradaki enerjiye bakar mısınız? Evet. Bakın size bir şeyler söyleyecek. Bir şeyler anlatacak. Kendi içindekileri dökecek. Ve size söyleyeceği çok şey var. Belki duygularını söyleyecek, belki yaşadığı şeyleri söyleyecek, belki neyi neden yaptığını anlatacak size. Ama bu kişi sizinle konuşmak istiyor, sizinle böyle bir yüzleşme istiyor aslında. Hem yüzleşme hem de telafi. Bir şeyleri telafi etmek istiyor ve sizin tekrardan güveninizi kazanmak istiyor. Çünkü belli ki burada bir güven kırılması olmuş. Hatta şuradaki enerjiden bahsettim ya, hani seni sevmiyorum demiş olabilir, git seni görmek istemiyorum demiş olabilir, çok daha kötü bir şekilde bunu dile getirmiş olabilir. Ama burada aslında bir şeylerin etkisinde kaldığı için bunu yapmış. Yani ben bunun çevresindekilerden, çevresindeki insanlardan etki altında kalıp da yaptığını düşünüyorum. Bir de direkt olarak çevresindeki insanlar hani birebir olarak sizi ona kötülemiyor olabilirler. Ama çevresindeki insanlar çok düşük titreşimdeki insanlar olduğu için hani böyle zavallılar diyorum ben onlara. Zavallı insanlar oldukları için size karşı bu kişi de yani çevrendeki insanlar neyse aslında seninle bir anlamda olsun ve onların etkisinde kalarak o enerjiyle size maalesef çok da istemediği şeyleri yapmış ki ardından da pişman olmuş. Ki zaten şunu söylüyorum, aranızda bir şeyler geçtikten sonra, bir şeyler yaşandıktan sonra ve bu kişi size karşı hislerini anlamış. Ve şu anda tamamıyla kendi içindeki o gücü tekrardan bulmaya çalışıyor. Size karşı duygularıyla yüzleşmiş ve böyle bayağı alev alev yanıyor. Yani ben burada bu enerjiyi görüyorum. Sizinle olmak için, sizi tekrardan kazanmak için, sizin kalbinizi tekrardan kazanmak için ve kendisini size affettirmek için bu kişi çok böyle hani çaresiz diyebileceğim, acınası diyebileceğim bir durumda gibi çıktı arkadaşlar. Ve bunu da muhtemelen hani burada söyleyecek dedim, bir şekilde bir dile getirecek. Bunu kendi tarzıyla da dile getirebilir. Hani burada bir şarkı göndermesi var. Artık bunu nasıl yapar? Tam olarak bilemiyorum. Kişiden kişiye göre değişir. Ama
Bunu söylemek için bir de kendi yolunu tercih edebilir ve aynı zamanda da çok kısa bir süre içerisinde bunu yapabilir. Bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yine buradaki araba enerjisinden kaynaklı. Daha kısa bir vadede bu gerçekleşecektir büyük ihtimalle. Hızlı bir eylem olacak yani. Ve şu anki bu enerjisinin, bu düşüncesinin de çok kısa bir sürede değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü hem ona karşı gelen olumsuz enerjileri bir dizginlemiş bu kişi, hem de kendi içindeki pozitif enerjileri birleştirmiş ve böyle bir kendine bir güç yaratmış sanki. Ve size karşı hissettikleri onu bazı konularda güçlendirirken bazı konularda güçsüzleştiriyor. Çünkü neden? Hislerine karşı gelemiyor. Tam olarak kendisini kontrol edemiyor. Fakat başarı odaklı bir insan olduğu için ve sizin de güveninizi kazanmak istediği için aranızda bir güven problemi şu anda mutlaka var. Ve bunu değiştirmek istiyor. Bunu iyileştirmek, bunu şifalandırmak istiyor. Bu sebeple de aslında bir şeyleri kontrol etmeye de çalışabilir. Biraz böyle kontrol manyağı bir insan da olabilir zaten. Burada ilişkinizi tekrardan bir böyle rayına sokmak isteyecek diye düşünüyorum. Evet. Gücünü toplamaya çalışıyor. Ve ilişkinizin ne kadar ileri bir seviyede olduğuna bağlı olarak da şunu söyleyebilirim. Çok böyle ondan beklediğinizin bir üstünde bir teklifle de gelebilir. Yani bir teklif de gelebilir. Hani burada bir evlilik teması var demiştim. Eğer flörtseniz tamamıyla güzel bir aşk ilişkisine dönüştürmek isteyebilir aranızdakini. Zaten hani sevgiliydiniz ama ayrıldıysanız bir evlilik boyutuna gidebilirsiniz. Ki zaten aslında ilişkinizden birçok ders çıkartmışsınız. Siz de çıkartmışsınız. O da çıkartmış. Ve ilişkinizin artık nasıl başarılı ilerleyeceğini, nasıl birbirinizle daha uyumlu hareket edebileceğinizi aslında az çok biliyorsunuz. Ve ufak oyunlar, birbirinizi üzdüğünüz, kırdığınız, biraz da böyle yorduğunuz ufak oyunlardan artık vazgeçiyorsunuz. Fakat çok aranızda yoğun bir tutku da görüyorum ben. Bu tutku biraz zaman zaman çok düşünmeden hareket etmenize sebep oluyor olabilir. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Hatta buradaki aslında o sözler de, o belki kırıcı olmuş olan sözler de o tutkudan aslında biraz da yine de bu enerjiniz aksiyona dönüşecek. Ve bu sebeple de aranızdaki bu ilişki durumu değişebilir. Bir yüzleşme, bir telafi bu kişi istiyor. Yani bir şeyleri telafi etmek için uğraşacak. Ve burada duygularının yoğunluğundan sebep birazcık ne kadar size muhtaç olduğunu belli edecek bir şekilde bunu yapabilir. Yani gerçekten tam anlamıyla ayaklarınıza gelebilir arkadaşlar. Hatta ayaklarınıza kapanabilir, öyle söyleyeyim. Çünkü burada hem o tutku var, hem bir şeyleri kaybetmek istememe durumu var, hem de aslında sonradan bir şeylerin dank etmesi var. İşte orası çok önemli. Dersini almış bu kişi. Eğer bu kişiye bir ders vermeye çalıştıysanız, bu kişiyi bazı konularda değiştirmek istediyseniz, hani şu yönün hoşuma gitmiyor, keşke değişsen dediyseniz ama geçmişte asla dediyse, kesinlikle değiştirmeye çalışacak. Belki direkt değiştirmiş olarak gelmeyebilir. Hani çok böyle kolay değiştireceği bir şey de olmayabilir ama kesinlikle değiştirmeye çalışacak ve böyle bununla ilgili size sözler verebilir. Bununla ilgili aksiyon da alabilir. Hani belki işte bir terapi alıp bir şey yapıp değiştirebileceği bir şeyse o yola da girebilir. Çünkü kendisini tamamıyla bir böyle dönüştürmek istediğini görüyorum. Bu bahsettiğim şey eğer bir ayrılıksa kesinlikle burada o acısını çekip kavrulmuş, orada pişmiş bu kişi. O yüzden de hareketlerinde, davranışlarında, sözlerinde çok büyük farklılık gözlemleyebilirsiniz. Eylemlerinde çok büyük farklılık gözlemleyebilirsiniz. O yüzden
Birazcık böyle aslında kendinize bir kalkan da oluşturmuşsunuz sanki bu kişiye karşı. Ama bu kişi sizin gönlünüzü almayı başaracak diye düşünüyorum. Çünkü sizi de aslında iyi tanıyor. Dediğim gibi bir şeyleri öğrenmiş sizinle ilgili, ilişkinizle ilgili. Evet. Aramızdaki güven bağını tekrardan sağlamlaştırıyoruz ve aşkımızı yaşıyoruz. Bugünün olumlama cümlesi olsun. Aramızdaki güven bağını tekrardan sağlamlaştırıyoruz ve ilişkimizi, aşkımızı yaşıyoruz. Hoşunuza gittiyse ki hoşunuza gittiğini biliyorum. Güzel bir okumaydı. Ben güzel hissettim. Benim hislerim size geçiyor. Size güzel hissettiğiniz diye düşünüyorum. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Bana motivasyon verin ki bu videolar bol bol gelmeye devam etsin arkadaşlar. Eğer kendinize özel danışmanlık isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendi sorularınızı sorup onlara yönelik baktığım okumalardan da yararlanabilirsiniz. Onun dışında kanalımın katıl butonuna üye olabilirsiniz. Kanalımın süper teşekkür butonundan direkt olarak destekleyebilirsiniz. Hepiniz için, bütün bunları yapan herkes için, sadece bir beğeni bile yaptıysanız çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve iyi ki yollarımız kesişmiş. Burası hepimizin güvenli alanı. İstediğiniz zaman buraya gelip güzel enerjilerle kuşatılıp tekrardan buradan ayrılabilirsiniz. Ama geri gelmek şartıyla. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.